Bugün Uffizi'yi gezeceğiz. Gelin müzeye doğru Floransa'nın dar sokaklarında yürümeye başlayalım. İtalya'nın en büyük galerisi Uffizi. Dük 1. Cosimo'nun ofislerini barındırması için Mimar Vasari tarafından inşa edilmiş. Uffizi'de aslında birbirine pek de uymayan resimler sergileniyor. Önceleri bu binada bulunan heykeller Bargello'ya götürülmüşler. Uffizi'de sadece İtalyan Rönesans sanatını değil, İspanyol, Hollandalı ve Almanyalı sanatçıların eserlerini de göreceğiz. Bu müzedeki eserlerin çoğu Medici'ler tarafından biriktirilmiş ve 1581 yılında Uffizi'ye yerleştirilmiş. İki koridor üzerinde içleri resim dolu tam 45 oda var. Ve biz zamanımız el verdiğince bu salonları gezmeye çalışacağız. Geliyoruz ünlü ressam Filippo Lippi'nin eserlerinin sergilendiği 8. galeriye. Madonna ve çocukla iki melek adını taşıyor bu tablosu Lippi'nin. Lippi, 1465 yılında tahta üzerine yapmış bu tabloyu. Filippo Lippi'den başka bir tablo. Fransiskana Kilisesi'nden getirilip Uffizi'ye konulmuş. Madonna kucağındaki çocuk İsa ile tahta oturuyor. Etrafında azizler. 9. salonda Antonio ve Piero'dan Portekiz Kardinali adlı tabloyu seyrediyoruz. Antonio de Pollaiolo'nun yaptığı bir kadının portresi adlı tablonun önündeyiz. Şimdi yüreğimizi hoplatan bir bölümündeyiz Uffizi'nin. 10. salon. Yüreğimiz hopluyor çünkü Botticelli'nin tablolarını seyredeceğiz. Sandro Botticelli'nin bu odadaki eserlerinden birinin adı Madonna. Botticelli 1470 yılında tahta üzerine yapmış bu resmi. İşte bu odadaki en önemli eserlerinden biri Botticelli'nin Primavera. 1480 yılında yapmış bu resmi Botticelli. Bu da tahta üzerine yapılmış bir resim. 205'e 314 santimetre büyüklüğünde. En soldaki genç adam Merkür'ü temsil ediyor. Resimde gördüğümüz hamile hanımların kıyafetleri bir zamanlar kilise tarafından aforoz edilmiş. En üstte aşkın kör tanrısı. Tablonun ortasında Venüs'ü görüyoruz. Venüs'ün sonundaki üç hanım, hürriyeti ya da serbestliği simgeliyorlar. Primavera ya da İlkbahar adlı bu tablonun hemen yanındaki duvarda, Venüs'ün doğuşu adlı diğer bir şaheseri asılı Botticelli'nin. Botticelli bu tabloda aşk tanrısını Zephyrus ile birlikte gösteriyor. Bu arada batı rüzgarı tanrısı deniz kabuğunun üzerindeki Venüs'ün kıyıya varması için çabalıyor. Botticelli bu tablosunda güzelliğin doğuşunu canlandırmış. 1484 yılından kalma bir şaheser bu. Müzeye veda ediyoruz. Piazza Signorina'ya geri döndüğümüzde
Yağmur çiselemeye devam ediyor. Loggia dei Lanzi'ye sığınıyorum. Daha evvel gezdiğimiz ve Persus'la Sabina kadınlarına tecavüz adlı heykellerin de içinde yer aldığı bu yarı kapılı müzeden meydanın doyumsuz güzelliklerine kaptırıyorum kendimi. Fontana Nettuno, Floransa Aslanı ve Davut, yağmur altında ıslanmalarını aldırmadan asırlar boyu yapa geldikleri görevlerini sessiz sedasız sürdürmeye devam ediyorlar. Ponte Vecchio ya da Türkçesiyle Eski Köprü, 1345 yılından kalma. İki tarafı dükkanlarla bezedi köprünün. Kalimala'yı karşı taraftaki Olturano bölgesine bağlıyor. Köprünün tam ortası iki taraflı boş bırakılmış. Arno nehrinin rahatça seyredilebilmesi için bu boşluk. Karşımızda görülen ilk köprü Ponte Santa Trinata. Onun arkasında diğer köprüler sıralanıyor. Köprünün Oltrano ayağında, altında ağzından sular akan bir aslanbaşı bulunan bir heykel karşılıyor bizi. Arno Nehri kenarındaki bu kolonlu yolda Florence'ya veda ediyor.